Merhaba değerli dostlar. Bugüne kadar sokak röportajları dahil 3000'e yakın video program yaptık. Bugün benim için çok farklı bir gün. Çünkü Zeytinburnu'nda siyaset yapan 5 tane parıl parıl genç kardeşim stüdyo konuğum. Sağ tarafımda AK Parti'nin ilçe gençlik kolları başkanı Emrehan Sav kardeşim var. Sol tarafında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı Erdem Dursun kardeşim var. Hemen yanı başımda İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı İlker Dikmen kardeşim var. İlker'in hemen yanı başında Yeniden Refah Partisi Çiçeği Burnu'nda Gençlik Kolları Başkanı Mert Geçir kardeşim var. Diğer tarafta uzun süredir Saadet Partisi'nde İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Sinan Akbulut kardeşim var. Şimdi bugün siyasetten daha çok Zeytinburnu'nun gelişimini konuşacağız. Ben daha önce genç kardeşlerime soruları göndermiştim. Tarihe bir not düşme babında biz sohbet edeceğiz. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yıllar sonra baktığımız zaman 11 Mart 2021'de böyle bir program yapmışız diyeceğimizden eminim ben. Şimdi tabii konuşulacak çok şey var Zeytinburnu'yla alakalı. Benim konuşmamdan ziyade genç kardeşlerimin fikirleri daha önemli. 5 tane soruyu tek tek soracağım. Dönüşüm yapacağız. Tekrar bana gelecek mikrofon. İkinci soruyu soracağım. Birinci sorumuz şuydu. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te nasıl bir Zeytinburnu hayaliniz var diye sordum. İlk sözü Adalet ve Kalkınma Partisi Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emrehan Sav kardeşime veriyorum. Bakalım Emrehan nasıl bir Zeytinburnu hayal ediyor. Mikrofon Emrehan'da. Buyurun dostum. Teşekkür ediyorum Hüseyin abi. Öncelikle böyle bir programa öncülük ettiğin için, bizi misafir ettiğin için teşekkür ediyorum. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı denildiği zaman önce şunu ifade edeyim. Bizim tabii ki de Zeytinburnu özelinde hayallerimiz var ama hem Türkiye genelinde hem de gönül coğrafyamızda hayallerimiz mevcut. İnşallah bunlara ulaşmak için de hem hükümetimiz hem biz gençler olarak da gayret ediyoruz. Tabii bunu Zeytinburnu'na indirgecek olursak, Zeytinburnu'nun mevcut imkan ve kabiliyetlerini değerlendirerek bir hayal kurmak istiyorum. Daha realist olmasını istiyorum. Bugün baktığımız zaman Zeytinburnu birçok üniversiteyi sınırları içerisinde misafir ediyor. 2023 yılında bir eğitim üssü, nitelikli bir eğitimin merkezi olarak hayal edebiliriz. Gerçekten çok uzak bir ifade olmaz diye düşünüyorum. Aynı zamanda spor alanında baktığımız zaman aşağıda hepimizin bildiği üzere inşaatı sonuçlanmak üzere olan bir buz hokeyi federasyonumuzun uluslararası düzeyde bir tesisi mevcut. Oraya inşallah uluslararası düzeyde sporcuların katılması, müsabakaların düzenlenmesiyle yine eski Abdü İpekçi olarak bildiğimiz tesisin Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yenilenerek bir tesis haline getirilmesiyle sporda da bir marka ilçe haline gelebileceğini yine gerçekten çok uzak olarak düşünmüyorum. Aynı zamanda kültür ve sanat olarak da bu zamana kadar da isminden her zaman söz ettiren bir ilçemiz. Ömer Başkanımızın da Zeytinburnu'nda bu anlamda çok büyük desteği ve emeği var. Yine müsteşarlık ve sonrasında bakan yardımcılığı mesaisinden sonra da kültür ve sanat anlamında Zeytinburnu'nun çehresini değiştirmeye başladı. Bunu hep birlikte görüyoruz. Kültür ve sanat anlamında da Zeytinburnu'nun 2023'te 100. yılında anıldığında her zaman akla gelecek bir ilçe olması bizim hayallerimiz arasında. Teşekkür ediyorum, bu şekilde ifade etmiş oldum. 2 dakikaydı herhalde süremiz. Evet, Emrehan birinci soru çok güzel özetledi. Zeytinburnu spor, kültür, sanat, eğitim konusunda özetledi. 2003'te böyle bir Zeytinburnu görmek istiyorum. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Erdem Dursun kardeşime aynı sorunun cevabını alalım. Erdemciğim buyurun. Hüseyin Bey, öncelikle program için teşekkür ediyorum. Hani Zeytinburnu'nda bulunan genç siyasi parti, gençlik kolu başkanlarıyla bu ortamı sağladığınız için. Cumhuriyetimizin 100. yılında tabii ki de Zeytinburnu'nun, Türkiye'nin daha ileri noktalara taşınmasını istiyoruz. Ya bunu Zeytinburnu özeline taşıyacak olursak, Zeytinburnu ne yazık ki baktığımız zaman dışarıda kötü bir algıyla karşı karşıya durumunda. Hani geçmişte sporsal faaliyetlere bakarsak Zeytinburnu spor gibi bir değerimiz var.
Bu değerin ne yazık ki her geçen gün daha kötüye giderek amatör liglere kadar çekildiği gözüküyor. Süper Lig dönemi geçiren, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig dönemleri geçiren bir kulübümüz varken şu an böyle bir kulübümüz yok. İstanbul Fatih Karagümrük'ten örnek verirsek, Karagümrük Spor Kulübü Fatih'in bir mahallesi ama bugün Süper Lig'de belki de Fatih'e, Karagümrük'e ismini Türkiye'ye duyuruyor. Başarılı skorlar da alıyorlar tabii ki şu süreçte. Hani bu sporsal aktiviteler ilçelere, şehirlere değer katıyor, evet. Değerine değer katıyor ve değerlerinin dışında orada bulunan esnafın kalkınmasına da yardımcı olduğunu düşünüyorum ben. Bugün Zeytinburnu sahiline bakarsak, Zeytinburnu halkı bunu ne yazık ki tam anlamıyla kullanamıyor. Hani geçmişten bugüne bakarsak yine değerlendiriyoruz. Evet, Zeytinburnu adım adım birçok noktada ön seviyelere gelmiştir. Ama Zeytinburnu'nda yaşayan gençlerin ne yazık ki sosyalleştiği, aktivite yaptığı ilçeler dışında kalıyor. Yani Zeytinburnu'da oturan gençler bile bugün Kadıköy, Beşiktaş bu tarz ilçelere gidip sahil kenarında vakit geçirmeyi seviyor. Hani bizim düşüncemiz şu, Zeytinburnu sahilinin büyük bloklarla kapatılıp belli başlı kişilere özel köprülerle sahil şeridi oluşturulduğu değil, Zeytinburnu halkına tamamen açıldığı, yeşil alanların genel daha çok genişletildiği bir Zeytinburnu hayalimiz var. Bizim için Cumhuriyet'in 100. yılı çok önemli. Bu yüzden de 2023'te de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı ile beraber halk iktidarı kurma hedefimiz var. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii Erdem'in bakış açısı da bu şekilde oldu. Şimdi aynı soru zaten biliyorlar arkadaşlarımız. İyi Parti Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlker Dikmen arkadaşımıza uzatıyorum. İlker'cim buyurun. Öncelikle Hüseyin Bey, sizlere de teşekkür ediyorum. Başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizim Zeytinburnu ile ilgili iyi bir hayalimiz var. 2023'te iyi bir Zeytinburnu olacağını düşünüyoruz. Zeytinburnu jeopolitik konum itibariyle gerçekten çok önemli bir noktada. Yani İstanbul ilçeleri arasında da yani ulaşım açısından her anlamda çok kritik, güzel bir noktada. Böyle bir semtin içerisinde ne kadar mutluyuz? Aslında bu sorunun cevabını aramamız lazım. Burada da biz işte çarpık kentleşmenin olmadığı, trafik probleminin ortadan kalktığı, insanların akşam olduğu zaman aileleriyle Zeytinburnu sokaklarında rahatsız olmadan dolaşabileceği iyi bir Zeytinburnu hayalimiz var. Benim cevabım bu. Teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim. Hemen mikrofonu tamam. Mert kardeşimize verelim. Mert biraz bayağı çalışmış. Aynı soruya sizin cevabınızı istiyoruz değerli kardeşim. Evet, bunun için çalışmalarımızı yapmıştık zaten. Sizlere evet. Teşekkür ederim bu program için. Ve Hüseyin Bey, öncelikle ben maddi ve manevi şekilde Zeytinburnu'muzun kalkınmasını her birimiz istiyoruz. Ve Zeytinburnu için şu anda en önemli noktalardan birisi kentsel dönüşüm konusudur. Evet, kentsel dönüşüm konusu ve aynı şekilde bu İstanbul ve Zeytinburnu nezdinde Zeytinburnu şu anda kritik seviyede bulunan ilçelerden birisi. Yine aynı şekilde 99 depremi ile birlikte 17.500 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şimdi öncelikle bence soruların yeri biraz karıştı. O ikinci soru. Birinci soru, Cumhuriyetimizin 100. yılında nasıl bir Zeytinburnu hayal ediyorsun? Ona cevap verelim. Sonra ikinci sorudaki kentsel. Evet, buradan bağlayacağım aslında. Evet, buradan bağlayacağım aslında. Yine aynı şekilde 2011 yılında Japonya'da 9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremde 1000 Japon vatandaşı hayatını kaybetti. Bu kentsel dönüşümün en önemli noktalarından birisi sağlam yapı olarak. Yine aynı şekilde çevreci bir Zeytinburnu hayal ediyoruz. Zeytinburnu İstanbul'da aynı şekilde İstanbul'un diğer büyük şehirler dışarı baktığımızda yurt dışında Viyana'da %45 dolaylarında, Paris'te %19 dolaylarında, New York'ta yine aynı şekilde %14 dolaylarında ve İstanbul'da yeşillik ve çevre bakımından %2 seviyesinde. Ve Zeytinburnu İstanbul'da ilçe bazında %1 seviyesinde. Ve aynı şekilde Erdem Başkan'ın söylediği şekilde sahil kesimini keşke rantlaşmaya değil de insanlarımızın yeşil alanları kazandırılması noktasında bunu hayalimiz vardı. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yine aynı şekilde bir ilde olması gereken yeşil alan miktarı %9. Bu seviyenin çokça altındayız. Bunun inşallah ve bizim iktidarımızda bunları fazlasıyla ileri taşıyacağımızı düşünüyoruz. Yine aynı şekilde spor salonları faaliyetlerinden bahsetmek istiyoruz. Spor salonları faaliyetinde sadece
AK Partili başkanımın söylediği gibi buz okeyinden değil, futbol, basketbol, handbol, voleybol, yüzlerce şekilde farklı branş var ve bu branşlarda çok zayıfız. Yine eğitime verilen maddi destek, belediye tarafından eğitime verilen maddi destek bakımından. Eğitime verilen maddi destekte 30 bin öğrencimize Zeytinburnu nezdinde 30 liralık çek verildi. Kırtasiye yardım. Evet, kırtasiye yardım verildi. Bu Türkiye nezdinde gençlerimizin maddi olarak bağımsızlığını kazanamadıkları için bu yardımın genişletilerek daha da arttırılması. Üniversiteli gençlere de kitap yardımı ve hatta kıraathaneler, millet kıraathanelerimiz açıldı ama gençlerimiz sıra bekliyorlar. Soğukta, yazın sıcakta sıra bekliyorlar ve çalışacak yer bulamıyorlar. Bunların da genişletilmesi gerekiyor. Bizim düşüncelerimiz bunlar. Yine aynı şekilde belediye veteriner hizmetleri. Benim kendime ait bir kedim var. Ve kedimin veteriner hizmeti alması için belediyeye başvuru yaptım. Ve geri dönüş alamadım. Ve bunun çok zayıf olduğunu düşünüyorum ben aynı şekilde. Sözlerimi burada tamamlayarak başkanıma teslim edeyim. Teşekkür ederim. Hüseyin abi, Sinan başkanım da müsaade ederse şimdi cevap verme hakkım doğduğuna inanıyorum. Başkanım müsaadenle. Tabii. Tabii. Şimdi başkanımız tabii kendini ifade etti. Teşekkür ediyoruz. Biz de dinledik. İlçe binamızı ziyaret ettiklerinde de sohbetimiz olmuştu. Kendisi verisel olarak konuşmayı seven bir başkanımız. Bizimle birlikte ilk tanışmamızda da veriler ortaya koymuştu. Buradayız. Aynı sohbeti de barındırmıştık. Yine verileri, o gün de bahsetmiş olduğunuz verilerin kaynağını sizden istemiştim. Henüz ulaştırmadınız başkanım. Kaynağını aldınız ama. Şöyle, şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz o yüzdeliklerin de kaynağını burada ifade etmenizi rica ediyorum. Çünkü şimdi çevreden bahsettiğiniz sıfır atık noktasında Zeytinburnu 39 ilçenin öncülerinden. Yeşil alan konusunda da yaşadığımız çevreyi biraz tanımamız lazım, takip etmemiz lazım olduğuna inanıyorum. Bugün Zeytinburnu'nda ağacın, fidanın dikilmediği hemen hemen hafta yok. Her hafta yeniden yeşillenen bir Zeytinburnu içerisindeyiz. Millet bahçemiz burada yapılır halde oranın %65 gibi bir alanı bahçe olarak, park olarak, yeşillik olarak Zeytinburnu'na kazandırılıyor. Lütfen bunları konuşurken Konuşurken tabii ki de biz her zaman siyasi parti olarak da bir genç olarak da yapılanla yetinmeyip daha iyisini yapmaya yapılmasına gayret ediyoruz. Tabii ki de bunu arzuluyoruz. Başkanımız da umarım bu şekilde ifade etmiştir. Bir de spor anlamında konuşsunuz. Ben burada belediyemizin de hükümetimizin de amatör spor kulüplerine vermiş olduğu desteği tek tek sayacak değilim. Ancak buz hokeyi nezdinde Zeytinburnu belediyemizin uluslararası alanda nasıl bir başarı elde ettiğini, bunu sokaktan çıkan affedersiniz İşte o bağımlı olarak nitelendirdiğimiz arkadaşların öncülüğünde ona kızıyorlar. Ona biraz girmeyelim. Genç arkadaşlar nasıl, diyelim. Nasıl bir başarı elde edildiğini aynı zamanda sadece buz hokeyini de tırnak içerisinde ifade ettiniz. Buraya basketbol federasyonunun da kurulduğunu söylemiştim. Çekip söylemek siyasi böyle meseleler üzerinde birbirimizi yormaktan ziyade sorularımızı cevaplamak en makul olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi o yüzdelik verilerinizi de tekrar gözden geçirmenizi rica ediyorum başkanım. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, şimdi tabii yine siyasetsiz olmuyor. Yerine Refah Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı Mert farklı açıdan baktı. Emrehan başkanımız da ona cevap verdi. Burada kesinlikle bir sıkıntı problem yok. Bakış açısına göre değişiyor. Şimdi de birinci sorumuzun cevabını almak için Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Sinan Akbulut kardeşimize mikrofonu verelim. Bakalım Sinan neler söyleyecek. Hüseyin Bey, öncelikle ben de tüm başkanlarım gibi bu güzel buluşmayı tertip ettiğiniz için müteşekkirim. Bunun benzerlerinin, devamlarının da yapılmasını şahsen arzu ederim. Hoş bir ortam, hoş bir uyum olduğu inancı içerisindeyim. Çünkü ülkemizdeki kutuplaşma ortamından mütevellit, açıkçası her yerde, her mecliste, her ortamda siyaset çok sağlıklı tartışılamıyor, konuşulamıyor. Biz de bu ülkenin gençleri olarak memleketimizin aydınlığını, istikbalini tartışmakla, istişare meveşveretle görüyoruz.
bu sebepten faydalı olacağı inancındayım. Şimdi soruya gelecek olursak, 2023 yılının sembolik anlamı elbette benim ve partim için de değerli, önemli. Ancak 2023 yılının sembolik anlamı üzerinden bir popülizm yürütmek de istemem şahsım adına. 2021 yılındayız. Ben 1990 yılında doğumumdan itibaren Zeytinburnu'nda yaşadım ve büyüdüm. Gelecek 2 yıl içerisinde nasıl bir Zeytinburnu hayal ediyorsunuz sorusuna, yani pembe hayaller kuracak olursak elbette birçok şey sıralamak isterim ama içinde bulunduğumuz şartlar, son 20-22 yıldır Zeytinburnu'muzun yönetimini göz önüne aldığımızda açıkçası çok büyük bir değişiklik umut etmemekle beraber buna bir prensip cevabı olarak şunu söylemek isterim. Esasen ikinci, üçüncü soruların bu cevabıdır ama benim arzu ettiğim, hayal ettiğim 2023'te ve sonrasındaki Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümü tamamlanmış, caddelerinde ve sokaklarında insanların ve hayvanların, canlıların huzur ve refah içinde yaşadığı müreffeh, daha özgür bir Zeytinburnu'dur. Daha mutlu bir Zeytinburnu'dur. Bunu görmek isteriz. Bunu buradaki bütün başkanlarım bu şekilde ifade edecektir. Ben bu soruya böyle cevap vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Birinci sorumuzu tamamladık. Tabii hepinizin bildiği üzere 1999'da İstanbul'da bir deprem yaşadık. Özellikle Avcılar ilçemiz başta olmak üzere vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Aydın Bey o zaman hızlı bir kentsel dönüşüm sürecine girdi ama hak sahipleriyle anlaşma olmadığından dolayı istenilen oranda olmadı. İkinci sorumuz da şu, ilçenin hızlı ve ekonomik olarak kentsel dönüşümünü yapması için nasıl bir öneriniz var diye soruyoruz. Hemen yine biraz önce olduğu gibi Emrehan'dan yine başlıyoruz. Zeytinburnu nasıl bir kentsel dönüşüm yapmalı ki tamamlasın süreci efendim? Şimdi kentsel dönüşümden bahsederken, kentsel dönüşüm Türkiye'miz için, İstanbul için, Zeytinburnu için gerçekten hayati önem arz eden bir konu. Bundan bahsederken bazı gerçeklerden de kaçmamak gerekiyor. Bu gerçeklerle yüzleşmek gerektiğine inanıyorum. Şimdi bir ilçe belediyesinin bütünüyle kentsel dönüşümü yapması hepimizin takdiridir ki mümkün değil. Bunun çeşitli sıralamaları vardır, maddeleri vardır. Bu maddelerin hepsi bir araya gelip toplandıktan sonra rıza ve mutabakatın sağlandığı alanda kentsel dönüşümün daha sağlıklı, daha hızlı bir şekilde Zeytinburnu özelimizde yapılacağına inanıyorum. Nitekim şu an Ömer Başkanımızın Zeytinburnu'nda yeniden görevi devralmasıyla birlikte bir hızlılık söz konusu. Hepimiz etrafımızda bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Daha ekonomik olarak soru, evet, daha ekonomik olarak daha hızlı bir şekilde ilerlemesi için de bu işe dediğim gibi bütünlüğüyle bir ilçe belediyesinin imkan ve kabiliyetleri yetersiz kalır. İller Bankası, işte kamu bankaları, toplu konut Dairesi Başkanlığı, Emlak Konut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu işe müdahil olarak belediye nezdinde de müteahhitlerin kontrolü sağlanarak vatandaş nezdinde de biraz bu işi taşın altına elini sokmak tabiri var ya, taşın altına da vatandaş biraz elini sokarsa, çünkü şöyle örneklendirebiliriz, bir araba kullanıyoruz, 20 yaşında bir arabamız var. Bugün galeriye gittiğimiz zaman 20 yaşındaki arabayı verip hadi bana sıfır bir araba ver diye herhalde ki hiçbirimiz diyemeyiz. Ancak hak sahipleri, daire sahipleri bugün şu beklenti içerisinde maalesef girebiliyor. 20 yıllık, 30 yıllık bir dairem var ve belediye, devlet ya da özel bir şirket gelsin, benim hakkımı korusun, üzerine ben hiç para vermeden yeni bir daireye sahip olayım. Bu hepimizin malumudur ki çok çok gerçek, çok uygun değil. Onun için hani vatandaşa da çok yük yüklenmeden, kanunlar zaten bu alanda yapılmış, devlet her türlü imkanı sağlamış, belediyeler bu konuda kendilerine ayrılan çok büyük bütçelerden fedakarlık yapmış durumda. Özel sektöründe, kamunun da, vatandaşın da el birliğiyle kentsel dönüşümün çok iyi ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm
alanlarından bahsetmemize gerek var mı? Çünkü zaten 4 konu vardı Ömer Başkanımız göreve geldiğinde. Hali hazırda telsiz, inşallah yapılacak. Telsiz, 5 telsiz. Şimdi cenaze diye nitelendirirsek yapılamıyordu. Biz işte krediler arttı. Eyvallah. Şu an zaten yani şartlardan dolayı proje aşamasında yine Arnavut Mahallesi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle açıldı. Aşağıda çırpıcı özel sektör olmasına rağmen yine belediye başkanımız Ankara'dan gelmesi münasebetiyle oradaki ilişkilerini de kullanarak daha da hızlandırması, Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla hatta Elazığ depreminde bile Ömer Başkanımız Elazığ'ı yerinde incelerken Çevre Şehir Bakanımızla Zeytinburnu özelinde bir toplantı yapmıştı Elazığ merkezinde. Çünkü bir deprem yaşanmış, bir gerçeklik var. Biz de depremin tam merkezinde yaşıyoruz. Neler yapabiliriz diye her anı kollayan bir başkanımız. Onun için de gerçekten daha hızlı ve ekonomik bir şekilde Ömer Başkanımızın da önceliğinde bunu gerçekten hızlı bir şekilde önümüzdeki yıllarda yapabileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Gayet detaylı oldu, anlaşıldı. Şimdi tabii aynı soruyu Erdem'e de soracağız. Erdem'in partisi özellikle kentsel değil ransal dönüşüm seçim dönemi kullanıyordu. Bakalım Erdem şimdi ne diyecek. Şimdi Erdem'ciğim soruyu zaten biliyorsun. Zeytinburnu'nun en önemli önceliği kentsel dönüşüm. Sizin buna bakış açınız, öneriniz ne olur? Şimdi Hüseyin Bey, hani burada siyasete girmeden ben kendi bakış açımdan ve kendi önerilerimi söylemek isterim. Zeytinburnu'nun en büyük sorunu tabii ki de kentsel dönüşüm. Sadece Zeytinburnu değil, Türkiye genelinin en büyük sorunu bu. Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümün hızlı ve ekonomik olarak benim bakış açım şudur. Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren pek çok inşaat şirketi var. Bu inşaat şirketlerinin belediye tarafından kurulacak olan bir iştirak altında birleştirilmesi daha mantıklı olur. En azından hak kayıplarının yaşanmasını denetleyen bir mekanizma oluşur burada. Onun dışında kurulacak olan komisyonlarla ya da komitelerle mal sahiplerinin, alanında ilgili kişilerin ve belediyenin ilgili yetkililerin içinde olduğu ve tartışıldığı ekonomik ve daha hızlı nasıl bu çözüm oluşur tartışmasının yapıldığı bir komisyon kurularak bu iştirakinle denetleme mekanizması olarak daha hızlı ve daha ekonomik ileri noktaya taşıyabileceğini düşünüyorum ben. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, aynı soruyu İlker'e de soruyoruz. Zaten soruyu biliyor. İlker'cim senin önerin, düşüncelerin nedir? Buyurun. Şimdi Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm olayı Türkiye'nin genel problemlerinden bir tanesi. Bu süreci nasıl devam ettiririz? Aslında bunun çözüm odaklı aranması çok daha faydalı olacaktır. Bu süreç içerisinde haklarını bilmesi, hak sahiplerinin talepleri belirleme adına çok önemli olacak. 2017 yılında çıkan bir kanunla bildiğim kadarıyla belediyelerimiz 860 lira gibi bir yardım yapıyor. Aynı zamanda da müteahhitler de iyi firmalarda. Hak mağduriyeti adı altında da hak sahiplerine yardım ediyor. Yani kentsel dönüşümünde çoğunluğun sağlandığı binalarda atıyorum önce bir durum tespiti yapılır. Yani bina sağlıklı değilse yıkım aşamasına gelene kadarki süreçte daire sahipleri kendi aralarında büyük çoğunluğu sağlarsa zaten bu gerçekleştirilebiliyor. Bu konuda devlet de 860 lira gibi bir rakam belirlemiş. Firmalarda iyi seçilirse eğer, belediyede gerçekten bu konuda çözüm odaklı çalışıp daha çözüm odaklı ilerlerse ben gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Ve bu konuda da iyi bir kentsel dönüşüm olacaktır eğer üzerinde gerçekten ciddi çalışılırsa. Zaten başkanların birçoğunu açıkladı. Hani sözü fazla uzatıp da şey yapmanın anlamı yok. Ama dediğim gibi yani kısa süreçte iyi firmalar seçilirse yapılır. Çünkü kötü firma seçildiği takdirde kentsel dönüşüm çilesi daha da artacak. Daha da problem olacak. Ki bunun örnekleri de var. Yani çünkü her firma güvenilir olamayabiliyor. Ya da her müteahhit çok başarılı bir projenin içerisinden çıkamayabiliyor. Firma doğru olursa, seçim belediyede kesinlikle seçim önemli olursa, belediyelerimiz de bu konuda üstüne düşeni çok iyi bir şekilde yerine getirirse, bu kesinlikle daha rahat şekilde gerçekleştirilebilir. Teşekkür ediyorum. Evet Hüseyin Bey, öncelikle kentsel dönüşüm kar etmek değil, yani vatandaşımız da olsun, yetkili firmalar da olsun, kar etmek amaçlı bu şekilde bir ransal ya da kendi, ben metrekare, Emelhan Başkanımız dediği gibi
20 yıllık bir binayı sıfırıyla takas etmek mümkünatı yok zaten bunun. Herkes bir yerden fedakarlık yapacak bu konularda. Yani tabii ki de belediyemizin tek başına yapabileceği bir iş de değil bu. Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı, yine ilçe belediyemizle birlikte koordineli şekilde yürütülmesi gereken bir olay. Ha tabii halkımızın maddi ve ekonomik gücünü de bir araya tutarak ödeyebilecekleri miktarda metrekareden çok büyük düşüklükler yapılmadığı sürece kimsenin hayır diyeceğini pek zannetmiyorum bu tür konularda. 100 metrekarelik bir daireye 60 metrekare daire verirseniz insanlar tabii ki de itiraz ederler, kabul etmezler ve yine aynı şekilde bir dönüşümle birlikte 300 bin dolarlarında para istenilirse bunu da insanların pek ödemeye gücü yetmeyecektir. Evet. Ve yapılan kentsel dönüşümlerde şu anda Zeytinburnu Belediye'miz vasat altında durumdadır. Ve Telsiz Mahallesi, yine Çırpıcı, yine Merkez Efendi'de olan kentsel dönüşümde pek başarılı olamamıştır kendileri belediyemiz. Daha hızlı bir süreç. Evet, daha hızlı bir süreç. Çünkü deprem kapıda her zaman olabilir. 99 depreminden bunun acı bir örneğini aldık. Dedim 7500 17.500 kadar vatandaşımız vefat etti ve bunun 175 bin dolarlarına gelemeyeceğini kimsenin garantisi yok bu konuda. Bir an önce bunu harekete geçirmediler. Tabii ki de Cumhurbaşkanımız ya da başkanımız olarak evet, bir an önce Zeytinburnu ve Fatih, yine Bakırköy nezdinde, yine Avcılar nezdinde bu kentsel dönüşümde sıkıntılı olan bölgelere bir an önce görevlerini icra etmeleri gerekiyor. Sözüm bu kadar. Başkanıma teslim edeyim. Rica ederim. Teşekkürler. Şimdi başkanlarım mevcut durumu değerlendirdiler. Özür diliyorum. Mevcut sıkıntıları dile getirdiler. Esasen çok da siyasi bir tartışmaya çekmeden Emran Başkanımız da bazı durumları ifade etti. Erdem Başkanımız da ifade etti. Zeytinburnu'ndan konuşuyoruz şu anda kentsel dönüşüm üzerine. Son yerel seçimlerde bu seçim yarışına giren 3 siyasi parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi. Zannediyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın, bu konuda en somut sabit çalışması olan bizdik. Saadet Partisi olarak biz 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Zeytinburnu'nda ada bazlı kentsel dönüşümü konu alan yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın eseri, projemizi bir kitapçık haline getirip tamamen kendi gayretlerimizde 50 bin haneye ulaştırdık. Şimdi az evvel Mert Başkanım da Emran Başkanım da ifade ettiler. 20 yaşında bir arabayı galeriye götürüp sıfır bir araba talep edemezsiniz. Evet, bu doğrudur. Ama buradaki durum aynı durum değildir. Bizim bir sloganımız vardı 31 Mart yerel seçimlerinde. Şunu söylüyorduk insanlara. Gerçekten tabutlarımızda oturuyoruz. Tabutlarımızda geceleri yatıyoruz. Bugün Zeytinburnu'nda yalnızca mevcut binaların yıkılması vesaire değil problem. Viyadükler, köprü bağlantılar tamamen bir kriz ortamı, bir cehennem ortamı, bir kıyamet ortamı oluşabileceğini görmek zaten olası. Şimdi tabii ki böyle bir tablo yaşanmasın ama somut bir öneri manasında Zeytinburnu'nun üzerinde bulunan bütün yapılar Zeytinburnu'nun rantı kadar, toprağı kadar kıymetli değil. Zeytinburnu'nun ciddi bir rantı var. Jeopolitik konumu, ulaşım imkanları, bulunduğu mevki, yani Zeytinburnu bir Fikirtepe değildir. Müteahhitler asla oradaki problemi yaşamayacaklar. Bugün somut örnek verelim. Nuri Paşa Mahallesi, Bekir Subaşı Sokak'ta Zafer Ekmek Fırını vardı. Hüseyin abi bilir. Şimdi bu Zeytinburnu Belediyesi 20 yıldır madem bu kadar gayretkeş idi, Zafer Ekmek Fırını'nın bulunduğu yere 3 aynı adada 3 ayrı parsel, şu andaki mevcut imar yasasından bahsediyorum Zeytinburnu'nda. Aynı adada 3 ayrı parsel, yani 3 ayrı tapu bir araya geldiğinizde size yaklaşık %30 imar artışı veriyor. Hemen bizim bitişiğimizde 12 katlı bir bina yapıldı. Bu 12 katlı bina yapılabilir. Hemen bitişiğindeki kentsel dönüşüme değil, yerinde dönüşüme maruz kalıyor, 4 katlı bina yerinde yapılıyor. Cadde aynı cadde, altyapı aynı altyapı, üst yapı aynı üst yapı. Bu şekilde bu Zeytinburnu'nun kalkınabilmesi,
kentsel dönüşümün tamamlanması mümkün değil. Bizim belediyeden bu konuda esasen bu biraz siyasi olacak ama beklentimiz yok. Biz inşallah bunu kendimiz gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Zeytinburnu'nda tek çare ada bazlı kentsel dönüşümdür. Ada bazlı kentsel dönüşüm üzerine de ben bir ricada bulunayım Hüseyin abi. Bu konuyla ilgili bir program yapalım. Gerçekten bu konuda bizim çalışmalarımız var. Zeytinburnu'nun rantı Zeytinburnu'nu dönüştürmeye fazlasıyla yetecek durumdadır. Hani fark görmeden de olabilir. Kesinlikle, kesinlikle olacaktır. Ancak şu ortaya çıkabilir. Bugün Zeytinburnu'nda 25-30 yaşında 80 metrekare, 70 metrekare dairesinde oturan bir yurttaşımız, vatandaşımız buradaki konutların değeri 1,5-2 milyon liraya çıktığında belki burada aynı sosyal ortam bulup yaşamaya devam edemeyecektir. Ama 1,5 milyonluk, 2 milyonluk bir varlığa sahip olacaktır. Belki memleketine göç edecektir. Buradaki sıkışıklığı, tıkanıklığı giderecektir. Her halükarda mağdur edilmeyecektir. Ancak Zeytinburnu'nda dediğim gibi ben üstüne bastırarak söylüyorum. Çok fazla süreyi çalmamak adına ben bununla ilgili çalışmalarımı getirecektim. Her soruya 2 dakika süre olduğu için benim bunu burada en az 2 saat anlatmam icap eder. Kesinlikle biz iddia ediyoruz. Burada belediyenin, ben bu konuda tartışmaya girmek adına söylemiyorum. Murat Aydın'ın bir dönem evet çabaları olmuştur, başarılı olamamıştır ama Ömer Bey'in asla bu konuyla alakalı bir gayreti olduğuna ben inanmıyorum. Ve son yerel seçimlerde vaat edilen Zeytinburnu'na 18 yeni lise, nereye yapacağız bunları? Ada bazlı kentsel dönüşümle yaparız. Halı sahalar, neyle yapacağız bunları? Ada bazlı kentsel dönüşümle. Zeytinburnu'nun nüfusuna oranla ada bazlı kentsel dönüşüm gerçekleştiğinde şu 58 Bulvar Caddesi gibi en az 10 tane bulvarımız olmalı. En az. Yani ben dediğim gibi bu katiyen olur, kesinlikle olur. Zeytinburnu topraklarının rantı bu dönüşümü yapmaya yeter. Ancak burada neden bunu peki bu mevcut yönetimler 20 yıldır, 30 yıldır yapmadı sorusuna da ben bir cevap vereyim. Burada böyle bir gayret yok. Burada bizim bu işten ne çıkarımız olacak gayreti, bu mevcut iktidar için söylemiyorum bu eleştiriyi. Bütün köhnemiz siyasi yapılar için söylüyorum. Burada halkın rantı, halkın ikbal ve istikbali düşünülürse gayretkeş bir ekip bu işi başarabilir, altından kalkabilir. Hatta bu işten para da kazanılır. Bu parayla da Zeytinburnu'nda muazzam sosyal donatı alanları yaratılır. Teşekkür ediyorum. Mevzu anlaşılmıştır. Kızım sen burada bir sese bak. Evet, iki sorunun cevabını aldık. Üçüncü sorumuz da siz Zeytinburnu Belediye Başkanı olsaydınız yapacağınız en önemli 3 icraatınız ne olurdu? İnşallah Rabbim gelecekte belki nasip eder de gençlerden birisine. Biz de o zaman bu programı çıkarırız. Deriz ki 11 Mart 2020'de böyle söylemişsiniz bakalım ne yaptınız diye. Emrehan Başkanım siz Zeytinburnu Belediye Başkanı olsaydınız yapacağınız en önemli ilk 3 icraatınız ne olurdu? Mikrofon sizde. Hüseyin abi teşekkür ediyorum. Şimdi Zeytinburnu'nda belediye başkanlığı hayal ediyorsak eğer az önce de konunun üstünden geçtik. Kentsel dönüşümü konuşmadan o makamı hayal etmek çok mümkün değil. Sinan Başkanım çok detaylı, çok güzel açıklamalar yaptı. Çalışmış dersini. Sadece bir konuda katılmıyorum başkanıma. Çok dertlendik bu meseleyle, çalışmadık. Evet, yani evet. Vaktiyle çalışmalarımız var. Hı hı. Eyvallah. Ama ben bunu güzel manada söyledim yani. Bölüyorum, kusuruma bakmayın. Bununla ilgili mutlaka bir program yapalım. Yaparız. Eyvallah. Bir konuda katılmıyorum sadece başkanımızın ifade ettiği duruma. Şöyle, bir yerel seçim geçirdik. Ömer Başkanımız bayrağı devraldı. Biz inanıyoruz ki kentsel dönüşüm noktasında da diğer çalışmalarda da bu bayrağı daha yukarıya taşıyacaktır. Murat Başkanımızdan aldığı şekliyle. Şimdi göreve geldiği süre zarfı içerisinde hepimizin de bildiği Zeytinburnu'nun zaten mevcut kentsel dönüşüm sorunları hali hazırda Ömer Başkan'ın üzerine aldığı bir yükümlülüktü. Ama göreve geldiği an itibariyle şu an baktığımız zaman telsiz, beş telsiz, Turan Petrol, Arnavut Mahallesi, bunların hepsinin hangi konumda olduğunu Zeytinburnulu birer genç olarak, vatandaş olarak takip ediyoruz ve biliyoruz. Gayretsiz kaldığı noktasına kesinlikle katılmıyorum. Ben senin yerinde olsaydım bu bahsettiğin 3-4 tane projeyi hiç dinlendirmezdim bile. Bunlar zaten AK Parti'nin maalesef ayıbı olmuştur Zeytinburnu'nda yani.
Kesin böyle araya şey yapmadık. Bunu kabul edelim. Başkanım yani. Biz bunlarla övünüyoruz çünkü biz Zeytinburnulu vatandaşlarımızın sıkıntılarına derman olmak için varız. Yani Kur'an petrol sitesinin çöktüğü gün orada yaşamını yitiren 5 yaşındaki çocuk aklıma geldiğinde ben maalesef... Biz şu an onu konuşmuyoruz ama. İşte oranın dönüşümüyle... Biz yani kimsenin acı üzerinden siyaset yapmak, övünmek bizim zaten siyasi tarzımız da değildir. Böyle bir şekilde mümkün değildir. Hem benim şahsım hem de temsilen bulunduğum partim adına bunu ifade edeyim. Biz sadece burada dönüşümden bahsediyoruz. Zeytinburnu'nu dönüştürürken bu dönüşümle de iftihar etmek, gurur duymak, vatandaşımıza hizmet etmek bizim için bir gurur nişanesidir. Şimdi bir yere gireyim, özür dilerim. Şimdi zaten belediyemiz o zaman orayı boşaltmamız olsaydı 54 konut vardı. 300-500 insan etkilenecekti. Allah'a çok şükür ki ora boşaltılmıştı. Yolda geçen bir evladımız ve dedesi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah burada abi. Tekrar Allah rahmet etsin diyelim. Üçüncü soruya gelelim değerli başkanım. Eyvallah. Belediye başkanı olsaydınız. Kentsel... Çok su götürür çünkü. Eyvallah. Kentsel dönüşüm tabii ki de Zeytinburnu'nun ve Türkiye'mizin, İstanbul'umuzun olmazsa olmazlarından. Birincisi kentsel, kentsel dönüşümü kesinlikle imkan ve kabiliyetler çerçevesinde nasıl yapacağımızı da vatandaşlarımıza anlatarak çözüm bulmaya tabii ki de çalışırdık. Onun dışında bir Zeytinburnu'ndaki vatandaşlarımız için bir kariyer planlaması, gençlerimiz için bir kariyer planlaması arzulardık. Çünkü bunun da bir örneği Zeytinburnu Belediyesi tarafından yeniden yapılmış durumda istihdam sayısı 1000'e ulaşmış durumda. O günün imkan ve kabiliyetlerinde tabii istihdamında her gün artması sonucu Zeytinburnu da göç alan bir ilçemiz. Göç bir yer göç alıyorsa demek ki orada yiyecek bir ekmek, bölüşecek bir ekmek vardır. Zeytinburnu da bu konuda bereketli bir ilçemiz. Gündüz nüfusundan da yola çıkarak bunu iş olanağı olarak görebiliriz. Gençlerimiz olarak vatandaşlarımıza bir istihdam sunmayı arzulardık. Bir kariyer planlaması arzulardık. Üçüncüsü de tabii genç olarak, birey olarak buradayız. Gençlerin de kültür ve sanatla, sporla hemhal olmasını arzuladığımız için bu alanda da iddialı neticeler ortaya koymak isterdik. Çok teşekkür ederim başkanım. Gayet net oldu. Evet Erdem başkanım. Üçüncü soru. Zaten tekrarlamama gerek var mı bilmiyorum. Buyurun. Şimdi Hüseyin Bey, benim hedeflerim arasında var açıkçası. Yani belediye başkanı adaylığı. Yani zaten kısmet siyasete girmeyin. Kısmet oluruz da bir gün hani o koltuğa oturursam benim önceliğim şu olur. Zeytinburnu'nda yaşayan lise ve üniversite çağındaki insanların ücretsiz eğitim alabileceği bir Zeytinburnu Akademisi gibi bir hayalim var. Dar gelirli vatandaşlarımız ne yazık ki sınavlara hazırlanma noktasında dershane tarzı mı demek istedim? Yani dershane tarzı bilimin konuşulduğu, evrensel ilkelerin tartışıldığı bir akademi olarak bunu düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi o hesap verebilen bir belediye anlayışı açıkçası. Hani burada belediyenin mali durumunun, gelirinin, giderinin aylık ya da 6 aylık dilimlerde Zeytinburnu halkına açıklamak, hesabını gelirin verebilmek. Bu tarzında, evet. Üçüncüsü şu, Zeytinburnu tarihi olarak pek çok mekanı içerisinde bulunduran bir ilçe. Evet, Zeytinburnu'nun yani platformunuzun da böyle bir çalışması da vardı geçmişlerde. Hala da devam ettiğini biliyorum. Zeytinburnu'nun turizme kazandırılması gerekir açıkçası. Yani tarihi yerlerin turizme kazandırılarak Zeytinburnu'ndaki halkın da kalkınmasına ve belediyenin kendisine ek gelir de yapması burada oluşur. Bu mekanların tarihe kazandırılırken buradaki istihdamın genç ve kadın ağırlıklı olması tabii ki önceliğim olacağını düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, aynı soruyu İlker'e soralım. Yapacağın en önemli 3 icraat. Belediye başkanı koltuğundasın, ne olurdu? Evet, aslında bu süreçte nasip olursa bir gün yapacağımız icraatlardan birincisi muhtemelen şu olacaktır. Birincisi bu pazar alanlarını şehir ilçe içerisinden kaldırıp daha böyle stratejik bir noktada yazın serin, kışın sıcak, kapalı ortamlarda böyle bir pazar alanı gibi bir yer kurmayı planlıyoruz. İkincisi
söyleyeceğime herkes hak verecektir şimdi burada. Bu tekstil piyasası ile ilgili maalesef Zeytinburnu tekstil piyasası Zeytinburnu trafiğinde çok büyük sorunlara yol açıyor. Tekstil ben kendim de tekstil işiyle uğraşıyorum bu arada. Tekstil ile ilgili de şöyle bir şey yapardım. Demirciler sitesi gibi belli bir bölgeye toplar. Site tarzı. Hem çözüm odaklı, hem kaliteli, hem de herkesi çekebilen cazip bir yer haline getirir. Bu noktada bir fayda planlama yapıp fayda sağlardım. İkincisi de şu olur. Zeytinburnu tarihi açıdan gerçekten çok önemli yerlere sahip ilçelerden bir tanesi. Turizm, kültür, sanat alanında gerek İstanbul'un diğer ilçelerinde gerek şehirlerimizden insanları turizm alanında buraya çekecek çalışmalar yapar. Zeytinburnu esnafının ekonomik olarak elini güçlendirecek bir... Moda merkezi, Milano'nun yolu olduğu kesinlikle gibi. Böyle bir merkez haline getirirdik. Üçüncü olarak da dev organizasyonlar düzenler, güçlü işbirlikçileri bulur, sponsor firmalarla eğitim, teknoloji ve Ar-Ge alanlarında Zeytinburnu'nda bir şey yaratırdım. İnovasyon tarzı girişimcilik yaratırdık. Ve burada gerçekten çok müthiş cevherlerin çıkıp Türkiye Cumhuriyeti'nde söz sahibi olabilecek insanlar yetiştirmeyi planlardım şahsen. Benim 3 hedefim de bu olurdu. Gerçekten Zeytinburnu akla denince kültürde, sanatta, bilimde, eğitimde 39 ilçemiz var. Hepsinde örnek ilçe olurdu. İsmine Zeytinburnu modeli koyarız. Valla o günleri görsek muhtemelen bunları da başaracağımızı ben düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim evet. Bu kadar. Evet, verelim. Mert başkansın, ilk 3 icraatını istiyoruz. Tabii Hüseyin Bey. Tabii herkesin bildiği gibi kentsel dönüşüm bu ilçemizin kaçınılmazı. Kentsel dönüşümle birlikte yine yeşil alan mevzusunu belirtmiştim. Yine aynı şekilde yeşil alan içinde yani şu şekilde üzerinde o kadar fazla yük var ki masa sandalye. Evet, sandalyenin üstü dolu, o yüzden kaçıramıyorum evet, kendimi. Evet, kusura bakmayın. Şu şekilde yine şehirlerin park ve bahçeleri aynı şekilde verildi. Berlin'de %14, Hong Kong'da %41, Paris'te %9, New York'ta %14, Londra'da %38 ve İstanbul'da sadece %1,5 ve Zeytinburnu ilçemizde %1 olarak şu anda grafikte de görülüyor. Evet, grafikte de görülüyor doğru, burada. Evet. Evet. Grafikte de görülüyor şu anda. Yine aynı şekilde İstanbul trafiğini rahatlatmak için tabii kentsel dönüşümle birlikte yollarımız açılacak. Trafik sorununu aynı şekilde kaldırmayı planlıyoruz. Ve bunun dışında yine Zeytinburnu'da belirtmiştim. Genç oranımız fazlasıyla var. 29 yaş altı gencimiz %39 dolaylarında. Evet, bu şekilde fazlasıyla gencimiz var. Yine aynı şekilde gençlerimize sadece ilk öğretimde 30 liralık kırtasiye çekinden fazlasını vermek için üniversiteli öğrencimize kitap desteği, eğitim desteği ve başlıca bir dershane desteği de vermek istiyoruz biz kendi ve onun evet devre iktidarımızda. Onun dışında yine belediyemizde şu anda bulunan yine Emran Başkanım söylemişti. Yine bir grafiğimiz var. %16 şu anda Zeytinburnu'nda açlık sınırında yaşayan insanımız var. Belediye olarak bu insanlarımızın sağlık sigortalarını yaptırıp eczane ve hastane hizmetlerinden bedava sağlanması bunun planını yapıyoruz. Onun dışında ve son olarak da belediye olarak gençlerimize ilk öğretimden başlayarak lise, kadına şiddet, yine maddi manevi eğitim destekleri verilecek. Bunların planları içindeyiz. Bu kadar başka. Teşekkür ederim. Başkanımın sözünü estağfurullah. Sözünü... Estağfurullah. En son yapsak olur mu? Şimdi yapıldı. Sadece evet. Partisi kazandınız, ne yapacaksınız? Evet, şimdi ben şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Esasen biz burada en fazla 30'lu yaşlarında genç insanlarız. Belediye başkanı olmak seçildik, koltuktayız, bir hayal. Bir topik cevaplar vermemiz gerekirdi belki. Hayaller, pembe hayaller kurmamız gerekirdi ama ülkenin de dünyanın da içinde bulunduğu ekonomik şartlar, sosyal sıkıntılar bizi böyle meselelerle dertlendirmiş bir şekilde cevaplar verdiriyor. Esasen
bütün başkanlarımın değindiği bir konu var. Aslında her soruda kentsel dönüşüme değiniyoruz. Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm. Niçin? Üçünde de aynı cevap var. Kentsel dönüşümü icra edeceğim. Kentsel dönüşümün karşılığında bu toprakların rantını bu topraklarda doğup büyümüş olan insanlara armağan etmiş olacağız. Kentsel dönüşümü icra edeceğiz. Trafik problemini çözmüş olacağız. Kentsel dönüşümü icra edeceğiz. Yeşil alan problemini çözmüş olacağız. Yaşanılır bir Zeytinburnu inşa edilmiş olacak. Bu da ada bazlı kentsel dönüşümdür. Onun haricinde bu, ben cevap olarak Mert Başkanım iletiyor. Sosyal yardımlardan, buradaki muhtaç durumdaki insanlarımızın sağlık primlerinin ödenmesi, şu bu vesaire. Ben bu mantıkta sosyal devlet sistemine de karşıyım açıkçası. Ben belediye başkanı seçildiğim takdirde bu sosyal yardımların ancak düşkünlere yapılacağı bir sistem inşa ederim. Onun haricinde gelir durumu bir metropolde yaşamaya el vermeyen yurttaşım, eğer toprağı varsa memleketinde gidip yaşamalıdır. Dünyanın gerçeği artık buraya doğru gitmekte. Burası Londra gibi bir merkez olacaksa, Paris gibi bir merkez olacaksa, maalesef burada kiraların 4.000 lira 5.000 lira olması olağandır. Burada yaşamın zor olduğu ortadadır. Burası ticaretin ve ekonominin merkezi olacaktır. Zeytinburnu da buna en güçlü adaylardan biridir. Hem jeopolitik konumuyla hem de tekstilin merkezi olması itibariyle. Aynı zamanda derin. Ben böylece cevap vermiş olayım. Yani 3 cevabımda kentsel dönüşüm detaylarında ufak ufak açmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Tabii Emrehan Başkanım İktidar Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı olması hasebiyle diğer arkadaşlarımızın eleştirilerine biraz cevap veriyor soru dışında. O da gayet normal. Estağfurullah. Biz burada bir aileyiz. Amacımız Zeytinburnu ile ilgili bir fikir teatisi yapmak. Sayın Başkan, öncelikle cevap verin arkadaşlara. Dördüncü soruda Türkiye'nin eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuzdu? Siz bir girizgah yapın arkadaşlara cevap, sonra onu cevap verirsin. Eyvallah Hüseyin abi. Şimdi az önce de ifade ettin Hüseyin abi, sen de iktidar partisi olduğumuz için ve parti şiarımızdan da bize sirayet eden şudur. Ben belediye başkanı oldum, olacağım diye burada çıkıp başkanımın da dediği gibi ütopik, pembe hayaller kurmanın bir manası yok. Bizim siyasette öğrendiğimiz şudur. Biz bir şey söylersek biz bunu yapacağız. Yaptık da. Onun için ben burada, Allah nasip eder bir gün bu iş bize nasip olursa, siz de söylediniz soruyu sorarken Hüseyin abi, karşınıza çıkartırız dediniz. Onun için kaytarda duracak. Onun için bizim parti düsturumuzdan da aldığımız o şevkle onu ifade edelim. Şimdi mesela trafik, pazar, bunlar tabii ki de Zeytinburnu'muzun sorunları, ama mesela başkanım dedi ki pazarları dedi kaldırıp kapalı bir alan arasına çekmem gerekiyor dedi. Bu Zeytinburnu için gerçekten müthiş bir proje ve ihtiyaç olan bir şey. Ancak çarşamba pazarını kaldırıp, pazar pazarını kaldırıp, işte perşembe pazarını kaldırıp nereye konuşlandıracağız? Hemen cevap vereyim. Araya başkanım, Atatürk Kültür Merkezi'nin altına ben söylemiştim. Abdi İpekçi yapılıyor. Mesela otopark haftada bir gün pazar yapılabilir. İnşallah. Evet. Buradan da ben Kültür Atatürk Öğrenci Yurdu yapıyorum. İnşallah. Başkana söylemiştim. Haftanın bir günü oraya servis için koyarsınız. Özür dilerim. Buyurun. Eyvallah. Tamamdır. Bunun cevabını siz vermiş oldunuz. Ben başkanıma sormuştum. Eyvallah. Onun için biraz böyle realiteden kaçmadan konuşmak gereği duyuyorum. Bu benim normal hayatımda da mevcut bir durumdur. Eğitim sistemi, eğitim sistemiyle alakalı da söyleyeceklerim şunlardır. Mevcuttan yine konuşacağız. Biz iktidarımız döneminde eğitime harcanan bütçeyi 2002 seviyesinden 2021 seviyesinde nerelere taşıdığımız mevcuttur. Bu eğitim demek sadece bütçe demek değildir tabii ki de. Buna ama yine eğitimle alakalı konuşacak olursak, 2002 yılına kadar, iktidarımıza kadar açılan üniversitelerin, açılan dersliklerin, eğitimde olan reformun bugüne kadar yansımasını çok net bir şekilde göreceğiz. Yine baktığımız zaman dersliklerin iki katına çıktığı, üniversitelerin iki katına çıktığı, artık şehir... Şunu mu söyleyelim yani? Bizim Ömer Başkanımızın seçim zamanında sergilemiş olduğu, istemiş olduğu vaatleri vardı.
vatandaşımıza sunmuş olduğu vaatleri vardı. Zeytinburnu stadı ile alakalı mesela. Hepimiz burada konuşurken Zeytinburnu Spor Kulübü'nü işte şampiyonluktan amatör lige indiğini söyledik. Bizim de hayallerimiz arasında, Zeytinburnu'ndaki hayallerimiz arasında Zeytinburnu Spor Kompleksinin yeniden inşası ve Zeytinburnu Spor Kulübü'nün yeniden o günkü duruma gelmesi hepimizin hayali. Bir Zeytinburnulu genç olarak benim de hayalim. Ben de lise zamanımda orada Zeytinburnu Spor diye bağırarak yetişmiş, büyümüş bir bireyim. O zaman biz şunu mu söyleyelim? Ekrem Bey Zeytinburnu stadını yenilemedi mi diyelim? Yani bu şekilde mi siyaset yapalım? Bunlar kesinlikle başarısızlığın arkasına sığındığı bir siyaset anlayışıdır. Onun için bir şey yapılmadıysa yapılmamıştır. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hiçbir kısıtlama söz konusu değil. Ekrem Bey'in 50 yıl önce fidan dikilmiş, ağaç olmuş, meyve vermiş, orman açtı. Biz bunu gördük burada. İstanbullu, Zeytinburnulu gençler olarak 50 yıl önce açılmış ormanın yeniden açılışını gördük. Temel atmama törenleri gördük. Artık siyasette öyle şeyler görüyoruz ki şaşırmıyoruz. Yani şimdi bunları yani bunları sıralayacak olursak için başka bir program. Evet, bunun için de başkanım kentsel dönüşüm alanında söyledi. İBB noktasında da bir program yapacak olursak bizim burada söyleyeceklerimiz çok. İki başkanım sene içerisinde İstanbul'a, Zeytinburnu'na neler katıldı? Bunları konuşalım. Tamam. Erdem başkanım da cevap vermek isterse. Gelecek konuşma sırası. Tabii ki başkanlık sistemi. Başkanlık sistemiyle alakalı söyleyeceklerimiz bizim için başkanlık sistemi demek istikrar demektir. Çünkü dönüp parlamenter sisteme baktığımız zaman bu ülkede 150 günlük, 110 günlük, 64 günlük iktidarlar, hükümetler gördük. Hepimiz burada ilçe gençlik kolları başkanlığı yapıyoruz. Bir makama, bir göreve geldiğimiz zaman arkadaşlar misafir ağırlıyoruz, hayırlı olsun ziyaretleri yapıyoruz. Bize misafirler geliyor. Bunun bile süresi, yani bunlar bu hükümetlerin süresine eşdeğerdir. Nitelikli bir iş, kaliteli bir hizmet vatandaşa sunabilmek için istikrar ve görev süresi şarttır. Başkanlık sisteminde görev süresi seçim zamanında belirlenmiştir. Onun için bu süre zarfı içerisinde başkanlık sisteminin içerisindeki Cumhurbaşkanlığı ve kabinesi imkan ve kabiliyetler doğrultusunda bir hizmet, bir reform ortaya koyar ve bunu ister. Parlamenter sisteme geri dönüş Türkiye'miz için müthiş bir kayıp olur. Burada diğer siyasi partiler zannediyorum parlamenter sistemden bahsedecekler. Ama parlamenter sistemden bahsederken 150 günlük iktidarları, 24 günlük iktidarları, bunları da göz önünde bulundurarak, şimdiki hizmet akışını da göz önünde bulundurarak lütfen samimi bir değerlendirme olmasını rica ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, tabii Emrehan Başkanım doğru bir konuya temas etti. Mesela AK Partilerin önce 58. hükümet olmuştu. 77 yıllık bir dönemde yaklaşık 1-1,5 yıla geliyor. Tabii ki doğru değil. Önemli olan hükümetlerin süresini tamamlaması. 80'leri tabii gençler hatırlamaz, biz hatırlıyorduk. 3 ayda işte güven oy alamadı, gitti falan filan. Netice itibariyle ortalaması da 1,5 yıla geliyor. Bu doğru değil. Evet, şimdi Erdem Başkanımız hem son soruya cevap verecek hem de biraz önceki sataşmalar mı diyeyim artık, başka bir şey mi diyeyim, cevap verecek. Buyurun. Şimdi başkanıma ben cevap vereyim. Realiteden konuşacaksak 25 seneye yakın İstanbul'u yöneten iktidarsınız. İstanbul'u, Zeytinburnu'nu yöneten bir anlayışsınız açıkçası. Zeytinburnu Spor'un da gerileme sebepleri gayet açık ve net ortada. Murat Aydın döneminden bugüne kadar küme düşürülmüş durumda ve gerekli destekleri alamıyor. Az önce yani programın başında amatör kulüplere destek verdiğinizi söylediniz. Ama Zeytinburnu Belediyesi'nden tek destek alamayan kulüp Zeytinburnu Kulübü'dür. Hani bununla ilgili ne konuşmak gerekir? Bunları tartışmak gerekiyor. Zeytinburnu stadının yenilenmesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin izin vermediğini söylüyorsunuz. Çıkarttığınız vakıflar yasasıyla vakfa devredilen bir arazi. Biz Büyükşehir Belediyesi'ni almadan öncesine kadar neden yapmadınız diye sormak istiyorum bunu. Yani eğer ki realiteyi konuşacaksak burada sizin de öz eleştiri vermeniz gerekir, bizim de öz eleştiri vermemiz gerekir. Öz eleştirinin dışında doğru eleştirinin de iyiye ve doğruya ulaştıracağına inanıyorum. Şimdi sizin söylemiş olduğunuz işte Zeytinburnu Belediyesi'nden yer tahsis istedik, cevap bekliyoruz. O zaman
Zeytinburnu Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nden neler istediğini ben size getireyim, makamınıza bırakayım. Siz de İstanbul'u yönetir durumdasınız ya, onları o zaman başkanımıza iletelim, görelim. Yani şimdi daha iletin, ben tabii ki talepleriniz varsa bunları buyurun getirin. Onun dışında ya, onun dışında sataşmaya giriyor konu. Hani sataşmaya girdiği için şuraya getireyim olayı. Hani işinize geldiği yerlerde bakanlıkları işe sokabiliyorsunuz. Bugün İstanbul'da metro yaparken bile bakanlıkları işe sokuyorsunuz. Bunları daha sonrasında da tartışabiliriz. Çizgi hiç bozmayalım. Kesinlikle. Çok güzel bir AMP. Bozmuyoruz zaten. Evet. Başkanlık yine iyi sıkıntı yok. Başkanlık sistemi çok değişmeli mi? Bir şey söylemem gerekiyor. Çok özür dilerim. Şimdi sataşma dedi. Biz ben burada attım ya, biraz atraksiyon olsun. Burada, yok, başkanımız biz, da ifade etti. Sataşma olarak gündem açacak olsaydık kentsel dönüşümden konuştuk. Biz burada CHP döneminde yer benim gök senin diyen belediye başkanları gördük. Hı hı. Daha sonrasında bu belediye başkanları aday oldular. Sataşma olsaydı biz bunlardan, kentsel dönüşümden bahsederdik. Evet. Bunlardan bahsederdik. Kesinlikle sataşma yoktur. Burada dostane bir sohbet vardır. Onun için başkanımız da sataşma noktasında kendine bir öz eleştiri yapsın. Biz kimseye sataşmak için burada yokuz. Konuşmak için, muhabbet için varız. Kesinlikle bizim gençlerimiz de, ilçe başkanlarımız da gerçekten kaliteli. Ben çok ilçe görüyorum. Zeytinburnu çok farklı. Erdem Başkanım, o anlaşıldı. Başkanlık sistemi. Başkanlık sistemine şu şekilde gelecek olursak, bu sistemi vatandaşa iktidar dediler. Türkiye'nin daha büyükmesi için bir şekilde süsleyip püsleyip bu sistemi getirdiler. Baktığınız zaman belki kararların hızlı geçmesi için olumlu gözüküyor olabilir. Ama bize göre bu kesinlikle milyonlarca vatandaşın kaderinin tek bir adamın elinde, tek bir adamın dudakları arasından çıkacak kararlara bağlı olmasını biz kabul etmiyoruz. Ve sisteme en başından beri zaten karşı çıkıyorduk. İktidar olursa da paralizme yani döneceğiz. İktidarın anayasal süreçlerin gerçekleşmesi gerekiyor bu parlamenter sisteme tekrar geçmesi için. Anayasa tartışmalarının da bu yüzden başlatıldığını açıkçası düşünüyoruz. Yani bu sistemde denetleme mekanizması yok, kuvvetler ayrılığı yok. Ne yazık ki hesap veren bir cumhurbaşkanlığı sistemi yok. Hani denetleyemiyorsunuz. Otomatikman biz bu sisteme zaten karşıyız. Parlamenter sistemin daha da güçlü bir şekilde gelmesini açıkçası istiyoruz. Hani kuvvetler ayrılığının yapıldığı, hesap verilen bir makamın olduğu ve denetim mekanizmasının kesinlikle ayrım yapılmaksızın uygulandığı bir sisteme geçilmesi. Her düşüncenin parlamentoda kendisini ifade edebileceği bir parlamenter sistem olarak yeniden güçlendirilmiş bir sisteme geçilmesini düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben bu soruyu hazırladım ama burada aynen böyle olacağını biliyordum. Demek ki yanılmamışım. Tahminim güzel. Evet, şimdi de İyi Parti temsilcisine mikrofonu verelim. Son soru. Buyurun. Evet. Bu konu tartışmaya gerçekten açık bir konu ama ilk önce başkanlık sisteminin temel anlamını bilmek lazım. Yani tek bir kişinin siyaseten hükmetme mevzusu söz konusudur. Bununla beraber başkanlık sisteminin faydaları, olumsuz yanları tartışılabilir. Yani hızlı karar alınma söz konusudur. Daha çabuk kararlar alınıp uygulanabilir. Ama bunun yanında da aynı zamanda yasamayla yürütme arasında bir rejim krizi ortaya çıkabilir. Bunun yani ileride hükümetle cumhurbaşkanlığı tabii. Yok ama evet, yani bunun ilerideki evreleri de var. Büyükşehir'de yaptığı gibi meclisi C partisi kesinlikle aynı uyum olmayacak. Kesinlikle işte aynı uyum olmayacak ve başkanlık sisteminin belli bir süreçten sonra kişiselleşmeye yol açması da söz konusu. Yani iktidar bu belli bir süreçten sonra iktidar siyasi olarak kişiselleştirebiliyor. Yani tek başına neredeyse karar alma durumuna kadar gidebiliyor ve bunun olumsuz sonuç doğurma ihtimalleri de var. Yani kanun çıkmıyor, kanun hükmünde kararname çıkıyor. Yani kanun hükmünde kararname çok uç noktalarda çıkması, yani o an alınıp uygulanması gereken bir durumdur. Yani sel olur, afet olur, savaş olur. Kanun hükmünde kararname çıkartırsınız, meclisi beklemezsiniz. Ama yani öyle durumlar yaşanıyor ki kanun hükmünde kararname artık yani her şeyde çıkabilir hale geldi kış mesela. Kış lastiğiyle ilgili falan diyorsan. Yani her şeyde, yani ve bu da şöyle bir durum daha var. Yani bir kişi her işi yapamaz. Doğru.
Yani siz ama hem gazeteci, hem taksici, hem işte yani çeşitli meslek dallarını aynı işi aynı anda yürütemezsiniz. Bir yerden bir şeyler eksik olur. Ki Emrah'ın başkanımızın savunduğu sistemin tabii ki kendilerinin görmüş olduğu uygun sistem o olabilir. Şu an mevcut iktidarda kendileridir. Ama bu belli bir süreçten sonra olumsuz sonuçlar doğurmaya çok açık. Demin dediğiniz gibi yani Cumhurbaşkanlığı A partisi olur, meclis başka atıyorum çoğunlukta olur ki şu an Ekrem Bey'in yaşadığı sıkıntı da, Mansur Yavaş'ın yaşadığı sıkıntı da aslında böyle. Yani bu durumda şey oluyor, yani ortak bir uzlaşı da çoğunlukla buluşulamıyor. O yüzden biz Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi yani iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız. Bunun olması da demokratik anlamda çok daha da uygundur. Yani savunduğumuz fikir de bu yöndedir. Yani aslında bu çok uzun bir konu ama dediğim gibi kısaca özete böyle yapmakta fayda var. Teşekkür ediyorum. Evet, öncelikle hepimizin bildiği gibi bir muhalefet lideri çıkıp bütün kötülüklerin anası başkanlık sistemidir tarzında bir söylemde bulunmuştu. Parlamenter sisteme geri dönersek bütün sorunlarımızdan kurtulacağız, bütün sorunlarımız bitecek tarzında bir söylemde bulunmuştu. Yine iktidar başkanlık sistemini getirirken ekonomi uçacak, TL değer kazanacak, yine aynı şekilde terör bitecek tarzı bir söylemde bulunmuştu. İki tarafın da söyledikleri bizce mantıklı değil, bilimsel bir açıklaması yoktur. Başkanlık sistemine nasıl geçerek her şey düzelmediyse parlamenter sisteme de geri döndüğümüz zaman hiçbir şey yine aynı şekilde düzelmeyecek. Çünkü her zaman kendi bünyemizde ifade ettiğimiz gibi sistemler araçtır. Kim başındaysa bunu kullanan kimse onların mevzuatıyla bu şekilde olacaktır. Yine keskin bir bıçağı yine marangozun eline verirseniz güzel bir malzeme çıkar ortaya. Ama ki bu işi bilmeyen bir adamın eline mesela kurban ya çocuğunun eline versen kendini keser ya da kurbanda yine kasaplık icrasını ilk defa yapanlar elini kolunu kesiyor. Mesela bu tarz bir olay yaşanacaktır. Ve başkanım, İYİ Partili başkanım dediği gibi. Siz ne istiyorsunuz? Evet, demokratikleştirilmiş başkanlık sistemi. Demokratikleştirilmiş. Evet. Yargının bağımsız, medyanın bağımsız olmasıyla birlikte, kuvvetler ayrılığı ilkesinin korunmasıyla birlikte biz demokratikleştirilmiş başkanlık sistemini istiyoruz. Evet. Ve başkanın denetlenmesi, bu konu çok önemli. Çünkü tek bir kişinin ağzından Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetilmesi mümkünatı yoktur. Yine meclis çatısı altında bu kararnameler çıkartılmalı. Çünkü bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Tek meclis bir çoğunluğu karar vermeli. Evet, meclisin çoğunluğu karar vermeli. Bu tür sıkıntıları çok fazla yaşıyoruz çünkü başkanımız farklı bir görüşte, muhalefet çok farklı görüşte olduğu zaman bu sefer de insanları da ayrıştırma durumuna da getirmiş oluyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben kıdemli başkan. Estağfurullah. Şimdi başkanlık süresi de galiba en fazla değil mi? Yani galiba Zeytinburnu'nda en uzun benim oldu. 3 sene bitmek üzere. Erdem biraz daha uzun galiba. 2017'de göreve geldim. Benim 2011 yılında bir vekaletim de var bir dönem ama oradan kıdem yine. Şimdi başkanlık sistemi esasen burada ikişer dakikada açılacak bir konu değil. Kentsel dönüşümden de daha ağır, daha derin. Bir de ben şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Ben şimdi burada Sinan Akbulut kimliğinden azade, Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak buradayım. Tabii ki söyleyeceklerim partimin söylemidir, düşüncesidir. Biz burada son mahalli seçimlerde yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın oyunu almış bir siyasi partiyiz. Burada şu sistem böyle olmalı, bu sistem şöyle olmalı gibi bir ahkamda da bulunmak istemem. Ama hali hazırda vaziyet ortada ki memleketin %50'si başkanlık sisteminin karşısında, belki 3 aşağı 5 yukarı fazla rakamlar üzerinden söylemiyorum, bir kısmı da arkasında. Ama evet, hayır, şu manada sistemin değişmesi ve kalması noktasında, evet, kural bu zaten. Bunun tartışılmaya açılması elzemdir. Ancak ben şunu hatırlatmak istiyorum. Az evvel siz ifade ettiniz. Memleketin 70 yıllık geçmişinde en uzun ortalamaya baktığımızda 1,5 yıl hükümetler iktidarda kalmış. Bu memleketi ileriye taşıyacak bir sistem değil. Bunda hemfikir olmak lazım.
parlamentolarda yaşanan durumları gördük. En son 2002 seçimlerinde 3 tane siyasi partinin 9,5'larla baraj altında kaldığını gördük. 9,7 puanlarla. Bu da çoğulcu demokrasiyi yansıtan bir durum değildir. Ya da bugün bu ülkede 3 milyon 4 milyon oy alan bir siyasi partinin baraj altında kalıp parlamentoda temsil edilemiyor olması da çoğulcu demokrasi değildir. Burada hem seçim kanunu, hem meclis iç tüzüğü, hem siyasi partiler kanunu gerçekten ciddi bir revizyona ihtiyaç var bunlarda. Bunları bizim gençler olarak tartışıyor olmamız lazım. Ama kendi fikrimizi karşımızdakine dayatmak, diretmek değil. Bunları konuşalım, tartışalım. Türkiye'nin ileri gelenleriyle, kanaat önderleriyle, akademisyenleriyle, hukukçularıyla ve en iyi olanı, en doğru olanı Türkiye için, yarınlarımız için ortaya koyalım. Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Bugün muhalefetin tavrını da ben biraz bu noktada muhalefetin derken biz de muhalefetteyiz ama isim ana muhalefetin tavrı ile alakalı da şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Geçmişe de baktığımızda tarihimizde Bülent Ecevit'in, Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in de hayaliydi başkanlık sistemi. Ama bugünkü haliyle değil. Bugünkü haliyle alakalı da benim eleştirim şudur. Başkanlık sisteminin Türkiye'de tatbiki bence de lüzumlu. Kendi şahsi kanaatim olarak söylüyorum. Genel başkanımız da şunu ifade etmişti. Biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama güçlü bir parlamento. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bugün parlamentoda 600 tane zannediyorum milletvekilimiz var. Evet. 600 tane milletvekilimiz var. Parlamentonun işlevsel olmadığını, parlamentonun güçlü olmadığını eleştiriyoruz bugün siyasi parti olarak. Bu konuda en rahat konuşacak olan benim bir tane temsilcimiz var parlamentoda. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, İyi Parti'nin, MHP'nin ve CHP'nin milletvekilleri var. Yeniden Refah'ın hiç yok. Bu kardeşimiz de rahat burada. Evet. Bir iki parti daha var. Demokrat Parti var. Burada grubu bulunan siyasi partilerin içinde, mecliste temsilciler olan milletvekillerin içinde bu 600 milletvekilimizin ne kadarı, yüzde kaçı milletin derdiyle dertleniyor? Ne kadarı milletin temsilcisi? Burada bu da tartışılmalı. Yani bazı çıkar gruplarının, cemaatlerin temsilcileri milletvekili olarak gönderiliyorsa bugün parlamentoya, bu muhalefette de böyleyse biz bunu tartışıyor olmamız gerekir. Niçin bunu söylüyorum? Bir hayvan hakları yasası var. Aylardır gündemde, yıllardır gündemde, 100 yıldır gündemde, çıkmıyor arkadaş. Neden çıkmıyor? Batı mı engel oluyor? Maddi olanaklarımız mı yetersiz? İşte burada şu ortaya çıkıyor. Demek ki bizim parlamentoda grubu bulunan milletvekillerimizin bu dertle dertlenmediği ortaya çıkıyor. Ya kendi siyasi ikbal ve istikballeri için bu davaya atılmışlar ya da bir çıkar grubunun temsilcisi olarak oraya gitmişler. Tarihte de gördük bunun örneklerini. Bunun için de mutlaka bu dertle dertlenen insanların buraya gitmesini, milleti temsil etmesini bizim destekliyor olmamız lazım. Benlikten sıyrılıp bu mücadele yürütüyor olmamız lazım. Parlamentonun yaş aritmatiğini de aşağı çekmemiz lazım. Ben soruya böyle cevap vermiş olayım. Teşekkür ederim. Evet, %1'le şu anda temsil ediliyor Z kuşağı. Bir de bunu söyleyeyim. Evet, şimdi başkanımızın 600 tane milletvekiliyle ilgili olduğu söyleme şurada ben itiraz edeceğim. Sadece milletvekilleri için de değil, 81 vilayetin 81'inde il ilçe esnaf pandemi demeyip gezen bir genel başkanımız var. İlçe başkanımız ona keza, il başkanımız ona keza. Yani halkın derdiyle dertlenmek, hani şey olarak küçük bir zümre var. Biz partimiz olarak tamamıyla da dertleniyoruz. Bunu çok açık ve net bir şekilde de savunurum. Bugüne kadar da hiç şu ana kadar da söz almadım. Hani konularla ilgili ekstra evet, bana gelen sorular dışında evet. Da hani şundan dolayı diyorum. Yani pandemi demiyoruz. Esnafı, çiftçiyi, emekliyi, öğrenciyi, yani Doğu Türkistan meselesine kadar her alanda, her yerde vatana, millete, memlekete siyaseten faydalı olacak işler yapmaya çalışıyoruz. Ve yaptığımız işlerin hiçbirisinde de yani mevcut iktidar aman düşsün, işte yeter ki şey olsun, bu zihniyetle de asla olmadık. Yavuz Ağaralioğlu'nun, milletvekilimizin söylediği çok güzel bir cümle var. Biz bugüne kadar yapılan mevcut iktidarın yapamadıklarına hiçbir zaman oh olsun şehvetiyle değil, vah olsun mahcubiyetiyle siyaset yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.
Ve bununla ilgili süreçte daha biz geçen haftalarda çok büyük bir organizasyona imza attık. Doğu Türkistan'la ilgili burada polis raporlarına göre binlerce kişinin bu meseleye dikkat çeken bir organizasyonunu yaptık. Bunun dışında esnaflarımız geçen hafta Buğra Başkanımızla beraber esnaf ziyaretlerimiz vardı. Ben başka bir şey hani yok. Yalnız, anladım. Soruyu toparlayacağım. Şuradan değil, alacağım. Şu manada bakın. Tabii ki üzerimize vazife olan bir siyasetçiyiz. Pazarda yer alacağız, evet. Çarşıda yer alacağız. Esnafın kapısına gideceğiz. Ben kendim de esnafım. Ben şunu söylemek istedim. Bunu konuşmak uzun saatler alır, evet. Ama bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu milletin, bu memleketin çözülebilecek onlarca problemi var. Tamam, ve doğru. Bunların birçoğu siyasi ekonomik engellemelere takılmayacak meseleler. Evet. Hayvan hakları da buna en çarpıcı örnekti. Bunları bugün bu parlamento çözemiyorsa, bakın burada sizin buna buna bir savunma geliştirmenize gerek yok. Yok, savunma geliştirmiyorum. Özetle o zaman söyleyeyim, şu cümleyi noktalayayım, tamamlayayım. O zaman söylediğiniz cümle üzerinden son cümlem şu olsun. Biz partimiz olarak çok ciddi anlamda da milletin derdiyle dertlenip çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz. Milletin sesi olmaya da devam edeceğiz. Meclisin, ben şunu söylemek istiyorum. Meclisin yasa üretemiyor, kanun üretemiyor, icraat üretemiyor olmasından. Yani biz parlamentoyu güçlendirelim derken, tabii ki parlamentoyu güçlendirelim. Güçlü, hür sedası olan bir gazi meclisimiz olsun ama bugün gerçekten biz buraya gönderdiğimiz temsilcilerin, ben de bir siyasi partinin temsilcisi olarak söylüyorum, hakikaten bu amaca hizmet ettiği inancında mıyız? Gerçekten bu dertle dertleniyorlar mı? Çalışkanlar mı? Parlamentoların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplantılarına göz attığınızda 600 milletvekilinin çoğu zaman 50-60 tanesini bile orada göremiyoruz. Tabii ki halkın içinde de olmaları lazım ama bugün burada yazmaya başlasak, Emrah Başkanım da talepleri vardır, Erdem Başkanım da vardır, sizlerin de vardır. Memleketin önünde engel teşkil eden çözülebilecek meseleleri var. Parlamento bir araya geldiğinde. Şöyle bir tavır olmamalı. Ya biz bu işte AKP'yi destekleyip bu işi çözmeyelim denmemeli. Ya da öbür parti ya biz onlarla yan yana durmuşuz gibi olmasın dememeli. Ortak müşterekte çözebileceğimiz problemleri bir araya gelip kardeşçe, dostça çözebiliyor olmamız lazım. Bu memleket bizim de çocuklarımıza, torunlarımıza miras kalacak. Bizim iş üretiyor, proje üretiyor, sorun çözüyor olmamız lazım. Ben bunu söylemek istedim. Yoksa yani hiçbiri gayret geç değil, hiçbiri çalışmıyor falan gibi bir durum değil yani. Diğer partilerimizin temsilcilerinin evet. Ben çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Evet, çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii mecliste genç sayımız çok az. Genç milletvekili oranımız %1,3. Çok Saadet Partisi'nin adayı. Çok evet. Yok, şeyde AK Parti'de de var, CHP'de de var. Evet, HDP'den de var. Evet. Yok, sizinki bir tane %100 genç oldu. Osman da söylüyor. Evet. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda 32 yaş altı nüfusu diğer yarısından daha fazla. Evet. Ve son seçimden itibaren Z kuşağından aday olan kişiler %0,2'si, yani 1 veya 2 kişi mecliste bulunuyor. Mecliste bulunan 8 genç arasından 2 tanesi Z kuşağında yer alıyor. Evet, buraya yazmışım. Ve Türkiye Cumhuriyeti 147 ülke arasından 105. sırada yer alıyor gençlere söz hakkı tanımakta. Sayın Başkanım, Z kuşağının parlamentoya girme, memleketin problemlerini dava etme gibi derdi var mı? Yüzde kaç? Ama bir saniye. Gösteren tablolarda zaten %80'i burada yaşamak istemiyor. Tamam. Nasıl milletvekili yapacağız? Ama oy verme potansiyelinde de oy verme potansiyelinde de %89'u gençlerin vereceği oyun ülkenin kaderini değiştireceğine inanıyor. Evet. Doğru. Evet, bu böyle de bir evet. Evet. Gençler olursak da kalır. Hayır. Tabii. Gençler sadece ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını istiyorlar. Ya ben farklı bir durum yok. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Yani böyle bir durum da olmamalı aslında. Bizim yetiştiğimiz kuşakta vatan sevgisi, bayrak sevgisi, toprak sevgisi aşılandı. Ankara'daki parlamenter de hizmet ediyorsa bir, un fabrikasındaki işçi de. Biz bu aşıkla inançla buradayız yani. Onun için söylüyorum. Evet, tabii. Onun için bitti söylüyorum. Evet, yani, tabii. Acaba yüzde kaçı burada kalmak istiyorlar? Evet. Milletvekili yapmadılar. Öyle bir durum var. Gerçekten ben çok mutlu oldum. Aslında bunu ben yıllardır ana kademe ilçe başkanları için hayal etmiştim. Geçen gün bir fotoğraf gördüm.
Mert'ten bir önceki Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyarete gitmişti. Zeytinburnu'nun özlemi bu fotoğraf dedim. Ben hemen Erdem'le Gani'ye yazdım. Konuştuk. Daha sonra öbür başkanlarımı aradım. Çok teşekkür ederim. Hepsi de Allah razı olsun. Teklifimizi kabul ettiler. Bugün bir arada olduk. Tabi Sinan Başkan'ın birine 600 tane milletvekilinden bahsetti. Mutlaka oraya gidenler hep günah kesi ilan etmemek lazım. Ben birçoğunu tanıyorum. Kendi alanlarında başarı yakalamış, belli tecrübeler olan insanlar. Şimdi hayvan haklarında yıllardır niye çıkmıyor dedim. Mutlaka bazı sebepleri var. Biz belki İstanbul'da düşünüp hemen çıksın diyoruz ama diyelim ki o hayvan yazık komple çıktı, belki Veli Efendi hipodromda atına kırbaç vuran bile yargılanabilecek. Biz tabi tam detayı bilmiyoruz. Ben inanıyorum ki milletvekilleri, bakanlar, hükümet bunu en iyi şekilde yapacak. İnşallah o da çıktı çıkacak. Belki de çıkmıştır. Geçen gün konuşuyordu. Ben gerçekten bu sohbetten mutlu oldum. Yani gençlerimizin fikirlerini, görüşlerini, düşüncelerini aldık. Bunu hem gazetemizde, haber portalarımızda ve videomuzda yansıtacağız. Yıllar sonra belki bu nostalji olacak. Gençler ya ben böyle bir şey söylemişim bakacak. Biz bunu çok yaşıyoruz mesela. 20 yıl önce 13'e bir haber yapmışız. Bugün arayıp linkini arayan dostlarımız var. Tabii sorular bitti. Şimdi yazmışım gündem dışı söz almak isteyen dostlarımız varsa mutlaka mikrofonu vereceğiz. Emrehan Başkan'ın bir derleme yapmak istiyor. Öbür arkadaşlara da mikrofonu verebiliriz. Sıkıntımız yok. Son sözlerinizi alabiliriz efendim. Buyurun başkanım. Aslında gündem dışı değil. Bu en son soruyla alakalı söz alacaktım. Hatta buraya da notlar aldım. Başkanlık sistemini ucundan girdim. Çok da böyle hatta süremi bile açmadım. Çünkü gelen sorular üzerine de hep cevap verme ihtiyacı duydum. İktidar partisi olmamız hasebiyle de bunu yapma gereği duyuyoruz zaten. Şöyle bu soruları tek tek böyle sıralayacak değilim. Çünkü burada Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partinin gençlik liderlerinin de aslında parlamenter sistemi tartışırken ortak bir paydada bulunamadığını gördüm. Onun için bu sıralamış olduğum maddeleri tek tek sunacak değilim. Çünkü bu tablo gerçekten başkanlık sistemini ve parlamenter sistemi tartışmasını ortaya koyan bir tablo. Onun için Türkiye'nin aslında özetini burada yansıttığımız için teşekkür ediyorum. Yine başkanımıza da Z kuşağı ile alakalı yapmış olduğu açıklamalara istinaden eleştiri babında da belki söylediniz. Milletvekilliği sıralarında parlamentoda gençlerin olmayışını, oradaki gençlik seçilme yaşını da bu ülkeye getiren siyasi partinin bir mensubuyum. Bununla da gurur duyuyorum. Orada gençlik kollarımızın MKYK üyeleri, MYK üyeleri milletvekilimiz olarak görev icra ediyorlar. Gençliği en iyi şekilde temsil ettiklerini düşünüyorum. Keza diğer siyasi partilerimizin de gençlik liderlerinin, gençlik kolları mensuplarının orada görev yaptığını biliyoruz. Gençliğin aslında siyaset değil de bu memlekete artı yazacak, değer kazandıracak meselelerle ilişkilenmiş olduğunu da burada bütün siyasi partilerin ilçe başkanlarının nezdinde gördük. Ben teşekkür ediyorum böyle bir ortam sağladığınız için Hüseyin abi. Ayrıca en samimi cevapları da verdiği için gerçekten Millet İttifakı içerisinde olup da eleştiriyi de boş geçmediği için, samimi davrandığı için de Sinan Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Biz de aynı şekilde aynı pencerede olmaya gayret ediyoruz. Samimiyetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim Emre Başkanım. Erdem Başkanım bir şey söyler misiniz? Kısaca değineyim Hüseyin Bey. Şimdi Hüseyin Bey, programda ilk başta hani bütün siyasi partilerin gençlik kolları başkanlarının olacağını yönünde bir konuşmamız oldu ama ne yazık ki eksik kalan belli başlı partilerimiz de var. Yeni kurulan partiler de var. Mecliste grubu olan partilerden de eksik olan gençlik kolu başkanları var. Belki de onlar mazeret sunup katılmamış da olabilirler buraya. Başkanım, nitelendirebilirsek isim olarak da söylersek. Yani isim söylemekten isim söylemekten hiçbir zaman çekinmeyiz. Çünkü demokrasiden yanayız. Halkların Demokratik Partisi'nden temsilci yok. Bu cevabın geleceğini biliyoruz zaten. Bu cevapları biz vermekten çekinmiyoruz. Çünkü anayasal düzene uygun kurulmuş bir siyasi parti ve milletvekilleri İçişleri Bakanlığı soruşturmalarını geçirerek meclise giren bir parti. Terör örgütüyle yargı yafkası vurduğunuz için yönettiğiniz partiler. Evet. Başkanım, bunları daha sonra istersen detaylı konuşuruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Mecliste olan ve anayasal düzene uygun kurulan bütün parti temsilcileriyle yan yana gelmekten hiçbir zaman gocunmayız.
Bu yüzden bir sıkıntımız yok. Davetine icabet ederken sorduğumuz tek soru halkların Demokratik Partisi'nin burada olup olmamasıdır. Bu memleketin bir genci, bir ferdi olarak bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne göz diken genç veya yaşlı bölünmez bütünlüğüne göz diken PKK'nın, YPG'nin sözcülüğünü yapan bu HDP'nin bütün üyelerinin bu şekilde olduğunu düşünmüyorum. Ben Diyarbakırlı bir genç olarak burada konuşuyorum. Bu memleketin her bir ferdi çok kıymetlidir. Diyarbakırlısı da, Tuncellisi de, Erzurumlusu da, Vanlısı da, Edirnelisi de. Biz olaya bu bağlamda bakıyoruz. Ancak siyasi parti olarak PKK'nın, YPG'nin, terör örgütlerinin sözlerini, Kandil'in laflarını buraya taşıyacak bir gençle açıkçası ortak bir paydada buluşacağımızı düşünmediğimiz için ben burada özele de girmiş olayım. Hüseyin abiye de bunu ifade ettim. Halkların Demokratik Partisi var mı diye sordum. Başkanımızın da söze aldığı zaman o partiden söz edeceğini biliyordum. Onun için sordum. Tabii kim kiminle kol kola biz çok iyi biliyoruz. Erdem Başkan da bunu burada ifade etmiş oldu. Ben ayrıca ona da teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi Sayın Başkan, zaten biz MHP ile de görüştük, öbürleri de görüştük. Yeni partiler henüz gençlik kolları başkanı atamamışlar. MHP'de gençlik kolları başkanı yok. Ülkü ocaklarıyla görüştük. Sinan Başkanım söyledi. Onlar siyasi programlara gitmediklerini ifade etti. Yani öbürleri de biz görüştük. Emre Başkan'la belirtti, söylemişti onu. Zaten hem fiziki olarak en fazla 6 kişi ağırlayabiliyoruz mekanımızda. Onlarla da biz görüştük. 21'inden sonra randevu veren var. MHP zaten yok. Öbürleri de sıkıntı yok. Biz kesinlikle hiçbir partiye ön yargımız yok. Sizin de söylediğiniz gibi mecliste grubu olan olmayan konuşuruz. Daha sonra bir araya geleceğiz. Emrehan Başkanımızın da şeyine saygı duyarız. Hiç sıkıntı yok bizim için. Önemli olan biz Zeytinburnu paydasında ne yapabiliriz? Bu gerçekten çok güzel oldu. Ben çok teşekkür ederim hepinize. Mutlu oldum. Şimdi herhalde sözler bitti. Sözler bitti. Son olarak kapatalım. Bir de kamera dışında bir sohbet edebiliriz. Şimdi başkanım terör örgütleri vesaire noktasından işe değindi. Biz şunu savunuyoruz. HDP'nin eğer ki bir terör partisi olduğunu savunuyorsanız gayet anayasa da elinizde, devletin tüm imkanları da elinizde. Bunları başkanım şimdi konuş, ben seni dinliyorum konuşmalarını sonuna kadar. Hani senin de beni dinlemeni ben tavsiye ederim. Sıkıntı yok. Hani insanları bugüne kadar olsun busun şusun diye Türkiye'de insanları ötekileştirip kutuplaştıran bir anlayışınız var. Hani bizim anlayışımız şu, Türkiye bölünmez bütünlüğünü konuşuyorsak Türkiye'nin bütün toplumunun bir araya getirilmesi gerekir. Anayasal düzenliğe uygun olarak kurulan bir partinin eğer ki bir terör bağlantısı varsa gayet yaptırımlar ortadadır. Bunlar kapatma yoluna kadar gidebiliyor. Gerekli anayasal düzeni uygulayın o zaman. Şuraya da değinmek isterim. Madem ki terör örgütü bağlantıları olan insanlar nasıl milletvekili adayı oluyor, nasıl cumhurbaşkanı adayı oluyor? O zaman İçişleri Bakanlığı'nın incelemelerinde burada bir eksiklikler çıktı, aşikar olur. Mevzu anlaşıldı. Şimdi ben kesmedim. Bir söz daha alayım ben. Şimdi bu iş bu şekilde artık bitmeyecek. Son kez bir dakikalık tamam lütfen. Çünkü bayağı 2,5 saate yaklaştı. Şimdi başkanımız sataşma değil, sözünü kesmemek için müdahil olmadım. CHP Gençlik Kolları Başkanı arkadaşımız dedi ki anayasa elinizde. Ya, biz siyasete bu şekilde bakmıyoruz. Anayasayı elimizde olarak görmüyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Meclis çoğunluğu burada, lütfen bölmezseniz lütfen bölmezseniz Sayın Başkan. Şimdi biz hukuk devletiyiz. Burada hukuk... Ben burada terör örgütü yandaşlığı demedim. Terör örgütünün sözcülüğünü yapıyorlar dedim. Terör örgütünün sözcülüğünü yapanla da bir genç olarak siyasi partinin dışında bu ülkenin bir vatandaşı olarak ortak bir paydada buluşacağımı düşünmediğimi ifade ettim. Bu sizin için bu kadar rahatsız etti? Onu da anlamış değilim açıkçası. İfade ettiniz. Bu şekilde. Bilmiyorum. Onun için çok da... Tekraren söz almanın da bir manası yok. Kim hangi konumda milletimizce de malum. Teşekkür ediyorum. Evet. Son olarak kardeşimiz, evet. En gencimiz. Evet. Buyurun. Ben yine kavga siyaseti, birbirleriyle kavga etmelerini pek etik bulmuyorum burada. Evet, sesin yükselmesi pek olumlu olmuyor. İki tarafında birbirine tabii sohbet ediyoruz. Tabii ben onların dışında çok farklı bir şey göstermek istiyorum. Milli kaynak paketimiz, Yeniden Refah Partisi olarak yıllık 150 milyar dolarlık
bir kazanç sağlayacak ülkemize. Sulama projeleri, kanal projeleri, yine baraj projeleri, Kenevir'den yine kumaş projeleri olsun. Bunun için de yıllık 150 milyar dolarlık yine şu belirtmek an istiyorum. 186 milyar dolar gelirimiz var. Ona ihtiyacımız yok. Ona aşkına. Ama ekstrası her zaman ekstra iyidir. Dış borcumuz katlanarak devam ediyor. Cari açımız devam ediyor. Bu projeler sayesinde zaten Sayın Başkanımıza raporu ilettik. Kendisiyle görüşme talebini de ilettik. Biz yapamazsak bile sizler yapın bunları. En azından vatandaşlarımız tabii ki de faydalansın. Tabii ki de.